efendim, hayırlı olsun. İşiniz bol olsun öncelikle. Amin. Beklenen gün geldi. Baba, İşiniz bol olsun'u bir daha alabilir miyiz? İşiniz bol bol olsun. Hep beraber. Amin. Bir daha alalım. İşiniz bol olsun. İşiniz bol olsun. Amin. Amin. Öncelikle neler söyleyeceksiniz? Film neyi anlatıyor? Babam parası. Filmin ne anlattığı ile ilgili doğru sözü söyleyecek en doğru, en zeki insan aramızdaki, yani en zeki derken hep kendimi tenzih ederek söylüyorum, Selçuk Aydemir. Yine okuduğunu anlamadın değil mi? Evet, anlamadım. Efendim, Baba Parası filmimiz insan çok büyük bir para için kendini ne kadar bozabilir isimli bir komedi. Ki görüyoruz zaten, yani insanın öyle bir acıması yok. Çok acayip noktalara erişebiliyor. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Normalde bu kadar herhangi bir filmimde yükselmem ama bayağı komik bir şey izleyeceksiniz. Tabii karakterler vesaire, oyuncuların katkıları inanılmaz oldu. Ben hemen tekrar topu onlara bırakıp sakince kaçıyorum. Murat Bey. olağanüstü bir kadro ile çalıştık. Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Yağmur Tanrı sevsin değil mi? Ahmet Kural. Deniz Barut, Ayhan Taş, Rasim Öztekin. Özgür Emre Yıldırım, Ozan, Kenan, Demir abi. Demir abimiz var. Amir var, Çorumlu Amir var. Çorumlu Amir'i getirttik. Amir nerede? Sen niye gazetecilerin arasındasın? Gelsene buraya. İstihbaratçı gibi değil mi böyle arkadan? Hayır, bir de saklandığını zannediyor. Çorumlu Amir de çok arkaya geçirmemiyor. Yok yok, hiç kimse duymadı öyle şey. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok değişik bir ekip. Böyle bir enerji yok. O yüzden görüşmüyoruz film harici. Evet, Rasim abi, ne demek istersin? Sahiden çok güzel bir konu. Sahiden görüşmüyoruz diyormuş. Günümüzü çok güzel özetleyen, paranın insanı nasıl bozabileceğini anlatan ve çok da ilginçtir. Filmde bozulmayan yok. Rasim abiciğim. Var. Tabii Yağmur Hanım gerçekte olduğu gibi herhalde durumluyla, filmde herhalde önümden çıkıyor biraz daha durumluyla. Ben Tülin karakterini canlandırdım. Tülin ailenin daha iyi tarafını temsil eden bir karakterdi ama çok tüyo veremiyorum galiba değil mi hocam? Yo verme. Ya an itibariyle bütün tüyoları verebiliriz yani. Final hariç. Finali de söyle, finali de. Aslında bu hakikaten öne geçiyor. Bakalım filmde göreceğiz artık. Murat'ın hakikaten öne geçtiğini gördük. Gel kardeşim, gel. Pardon. Biz o ahlat ağacını şey zannediyorduk. Gel. Evet, haberimiz sizdeydi. Fakat aynı performansı göremeyeceksiniz. Sen gel Yağmurcuğum. Çok pardon. Sohbetle çok konuşurken Kıbrıs şivesiyle konuşabilir misiniz? Filmde onu şey yapalım. Buradan Kıbrıslı bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Gerçekten benim için çok eğlenceli bir karakterdi. Onların enerjilerini gerçekten Selim'e yansıtmaya çalıştım ve aksiyon dolu bir filmin içinde uçan bir kuş gibi oynadım. Oğlum siz çalışmışsınız. Kime? Yok, şu an doğaçlama geldi hocam. Abi onlar bir gece evde oturmuşlar, konuşmuşlar. Evet evet, var bir şey mi? Nasıl öyle geldiler. Yok, set bitti, biz hiç görüşmedik Muratcığım. Bir gece beraber değildiniz, evet. Yok, röportajda beraberdik. Peki efendim, baba parası deyince aklınıza ne geliyor? Baba parası geliyor. Yok ki, baba parasının tatlı... Mesela İbrahim Bey az önce baba parası tatlı. Ben çok yedim babamın parasını, hala babamın parasını alıyorum. Yani kimi vardır baba parası yer? Kimi kendi çalışır kazanır. Ben para babası olmuş. Dede parası. Ben dede parası yedim. Şaka bir yana, baba parası yemek hepimize kısmet olmuştur hemen hemen. Bu filmde de 1 milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. 1 milyar dolar bir insanı ne hale getirir onu göreceğiz değil mi hocam? Ya o baba parasıyla kıyaslayınca bizimkiler... Bizimki emekli maaşı. Yani. Ya oradan bakınca biz pek yemedik, hayalini kurduk. O yüzden filmini yaptık. Yani o baba parası, o baba parası değil. Burada 1 milyar dolar var. Olmayan bir şeyin peşinde koştuk yani. Aslında baba parası değil de kendi parasını yemek daha güzel. Tabii. Evet arkadaşlar, sorunuz İkisi birden şahane olurdu.
İkisi birden şakanı oluyor. Tahmin edebilir misiniz nasıl bir şey? Genç kız oynuyorum bu arada. Bayağı güzelsin, bayağı gençsin zaten. Çok tatlısınız. Bu arkadaşlar da söylerse çok sevinirim. Aa, aa, aa. Bu tarafa, bu tarafa. Sen ya Yozgat'ın kendini en oynayın. Güzel kadını. Anne, anneyim. Bu tüm bunların annesiyim. Benim. Bu arkadaşın kız kardeşiyim. Abla yazmıştı da zorla kız kardeş yaptı. Bana Rasim abla demesin dedi ya. Demesin tabii ki canım. Niye kaç yaşında ya? Adam dedi. Dedim vallahi. Dedim. Nelerle uğraşıyoruz arkadaşlar? Siz işte. Çekimlerden çok uzun. 6,5 hafta uğraştık. Çok uzun. Bitmez şimdi. Daha buradan yan tarafa geçeceğiz. Özlü'ye geçeceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan gişeniz bol olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.